Herkese merhaba. Bu video laboratuvar sınavıyla alakalı olacak. Ben bir örnek laboratuvar sınavı hazırladım burada. Üzerinden bir takım noktalara dikkat çekmek istiyorum. İşleyişle de alakalı basit bir video hazırlamak niyetiyle bu videoyu çekiyorum. Laboratuvar sınavında genellikle MATLAB bilginiz ve birazcık da teorik konulara olan bilginiz sorgulanacaktır. Basit anlamda. Laboratuvar dersinde bizim aslında haftalık yaptığımızı burada küçük bir şekilde siz tekrar edeceksiniz. Şimdi örneğin hazırladığım örnekte bir MATLAB fonksiyonu var. MATLAB fonksiyonu poly, altere, root şeklinde isimlendirilmiş. Bir argümanı var, bir de geri döndürdüğü değerler var. Şimdi bir MATLAB fonksiyonu yazmamız isteniyor. Bu MATLAB fonksiyonuyla alakalı şablon verildiğinden direkt şurayı kopyala, yapıştır yapabilirsiniz. Bu şekilde function deyip bu şekilde yazabilirsiniz. Şöyle de ekleyelim. Şimdi sizden istenen aslında bu fonksiyonun içini doldurmanız. Bu fonksiyon peki ne yapıyormuş? S'e bağlı sembolik ifadeler içeren pol değişkenini giriş olarak kabul ediyor. Köklerini hesaplayıp double veri tipiyle bir vektör geri döndürüyor. Dolayısıyla derslerden aşina olduğunuz kadarıyla aslında bunun için hazır bir fonksiyonumuz var. Örneğin coefs kullanarak pol virgül s virgül all dediğimizde katsayıları elde edebiliriz. Ardından root fonksiyonu zaten bu işi yapıyor. Root'u kullanabiliriz. Şu şekilde de eşlersek aslında fonksiyonun temelde yapması gereken şey bu. Tabii pol'un burada PDF'de verildiği üzere s'e bağlı bir polinom olması, daha doğrusu sembolik bir ifade olması gerekiyor. Bu kısmı önemli. Bir vektörle veya başka bir girişle değil, direkt sembolik ifadeyle çalışması, S'e bağlı sembolik ifadelerle çalışması gerekiyor. Geri döndürdüğü şeyin de double olması gerekiyor. Belki burada bir double koyup yine tam emin olmak gerekebilir. Dolayısıyla aslında fonksiyonu bizden istediklerini harfiyen uygulayacak bir kodlama yapmanız gerekiyor. Bu kısımda dikkat çekmek önemli. Şimdi diyelim ki böyle bir kod yazdık ve bunu artık cevap olarak yükleyeceğiz. Bu yükleyeceğimiz cevabı öncelikle sadece Ninova'ya yükleyelim. Ninova üzerinden tüm kodları toplayacağız. Daha sonra değerlendirmesinde daha rahat yapabilmek için. Şimdi fonksiyonun kodunu teslim ederken sizden bir M dosyası yüklemeniz isteniyor sisteme. M dosyasını öğrenci.m şeklinde kaydedip göndermeniz gerekiyor. Yani bu durumda buradaki isimlendirmeyi değiştirip şöyle öğrenci numaranız şeklinde yapıp bu noktadan sonra tabii burada test etmeniz biraz sıkıntı olur. İsmin fonksiyonun ismiyle birebir aynı olması gerekiyor dosyanın. Fakat işiniz bittiğinde bunu bu şekilde isimlendirip Ninova'ya yükleyiniz. Şimdi daha önceki tecrübelere dayanarak aslında buradaki uyarıları ekleme ihtiyacı hasıl oldu. Bunlardan bir tanesi şu. Burada bir MATLAB fonksiyonu, MATLAB dosyası şeklinde göndermeniz gerektiği söylendiği için Word PDF gibi programlarda hazırladığınızın uzantısını M olarak değiştirip sisteme yüklemeniz halinde sıkıntılar oluşuyor. Bunu yapmayın. Bunlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir diğer tabi yapmamanız gereken şey de tabi kopya çekmek. Biriniz bu şekilde çözebilir ama başkası örneğin direkt solve komutunu kullanarak da bunu çözmeyi akıl edebilir. Tabi benim buradaki verdiğim örnek çok kısıtlı bir örnek. Bunun üzerinden bunu direkt söylemek belki kolay olmayabilir ama şu şekilde gelen polinomu direkt solve komutuyla mesela sıfıra eşleyip çözmek. Sonra buradaki gelen çözümleri de double'a çevirip göndermek mümkündür. Veyahut da değişken isimlerinde değişiklik olur. Tamamen kişisel bir şeydir bu. Buradaki laboratuvar sınavlarının yüzdeleri çok ciddi oranda yüksek olmadığı için burada daha detaylı bir işte kişiye özgürlüğe girmedik. Daha genel problemler ortaya attık. O yüzden lütfen siz de kendinizi denemek, kendinizi geliştirmek açısından bunları tek başına çözün. Şimdi özetle aslında gerekenleri şöyle tekrar sıralarsam şu şekilde söyleyebilirim. Bir MATLAB fonksiyonu yazmanız isteniyor. Bunun çalışır bir M dosyası, çalışır bir MATLAB dosyası olması gerekiyor. MATLAB fonksiyonu olması gerekiyor. Lütfen isim konusunda da hassas davranın. Fonksiyonun ismini şurada kodlarken birebir aynı alın. Hatta mümkünse burada verilen şablonu birebir kopyalayıp yapıştırırsanız çok çok daha iyi olacaktır. M dosyalı, M uzantılı olması buna rağmen MATLAB dosyası olmayan veya MATLAB fonksiyonu içermeyenler dikkate yine alınmayacaktır dediğim gibi. Kopya çekmek yasaktır. Burada
bir takım sınırlamalar veya isterler olacaktır. Onlara dikkat etmeniz burada daha önemli. Örneğin burada polinomu bir vektör olarak tanımlasak da işte şöyle yapsak da çalışır şeklinde düşünmeyin. Birebir istenenleri göz önünde bulundurun ve ona göre kod hazırlayın. Evet, laboratuvar sınavıyla alakalı yapacağım açıklamalar bunlar. Örnek bir kullanımda verilmiş burada. Ama tabii dediğim gibi burada bir takım test case dediğimiz aslında farklı şeyler için fonksiyonun deneneceği durumlar da içerebilir bu PDF. Ben şu an tabii ki herhangi bir örnek vermedim kısa tutmak amacıyla. Dediğim gibi bir fonksiyon yazacaksınız. Bu fonksiyonun içeriğiyle daha çok tabii ki ilgileneceğiz. Ama şekilsel limitlere ve isterlere de lütfen uymaya özen gösterelim. Bu sınavın tarihiyle alakalı veya saatiyle alakalı açıklama yapılacaktır ama belli bir süre verecek. Ve bu laboratuvar sınavlarının amacı laboratuvara olan katılımınızı veya metlep bilginizi ve teorik bilgilerinizi bir nebze ölçmek aslında. O yüzden laboratuvara katılan ve dersi takip eden birinin aslında belli oranda veya da belli bir yüzdesini rahatça yapabileceği şekilde olacaktır. Ama tabii ki içinde yine de bir düşünme payı içerecektir. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Sınavda başarılar diliyorum.